Merhaba arkadaşım Problem Full tekrarda hoş geldin. Şimdi seninle beraber küçük küçük özetler yapacağız ve çok güzel çıkabilecek tarzda sorular çözeceğiz. Benimle beraber çözmeni istiyorum tamam Sadece izleyici olma, katılımcı ol. Yaz, çiz, o kağıtta, o kalem oynasın. Ancak o zaman kazanırsın. Bir tavsiyem olacak sana bugün bir de çok önemli bir taktiğim olacak. Hiç problem çözemiyorsan çok güzel bir taktik söyleyeceğim. Ve görüyorsun ki bir de ne yaptım kağıda geçtim. Nostalji yaptım. Bu dersi kağıtta anlatacağım arkadaşlar. Önce tavsiyemi söyleyeyim. Bak problem kolaydan zora doğru çözülmelidir. Direkt tak diye ortadan girersen hevesin kaçar, çözemezsin. Kolaydan zora çözmen için de çıtır çerez problemler. Bu kitap seni kolaydan alır, orta seviyeye getirir. Yani orta seviye taşıma kitabıdır. İçinde kolay, kolayın bir tık üstü, iki tak üstü ve ortaya yakın sorular vardır. Ve böyle kademeli yükselir. Bu açıdan çok çok faydalı ve önemli. Yani... Birden yükselme olmaz ya da böyle birden ortadan başlamaz. Adım adım yükselten bir kitaptır. Bu tarz bir kitapla başlaman çok önemli. Bu kitabı zaten alıp çözmen lazım. İkincisi sana çok muhteşem bir taktik söylüyorum. Hiç problem çözemiyorsun diye, diyelim tamam mı? Hiç çözemiyorsun. Şu soruyu sorayım. Öğrenmenin en ilkel yöntemi nedir? Taklit etmektir. Taklit edeceksin. Yani hiç soru çözemiyorsan açacaksın kitabı tamam mı? Soruya bakacaksın mesela. Sorunun video çözümünü de açacaksın. Video çözümde hoca ne yapıyorsa aynısını taklit edip çözeceksin. Video çözümde hoca ne yapıyorsa çözeceksin. Yani önce video çözümden izleyeceksin. Sonra çözümü buraya aktaracaksın. Bunu yapa yapa hocanın çözüm mantığını anlar, kavrar ve sorular üzerinden öğrenirsin. Zaten problemleri konu anlatımından öğrenemezsin. Problemleri soru çözerken ancak öğrenebilirsin. Yüzlerce farklı problem türü var. Bunların hepsini ezberleyemezsin. Ama çöze çöze mantığı kafana oturur. Bir de şöyle bir algı var. Bunu kenara alıyorum. Bitirmeyi unutmayın. Algı şu. Zannediliyor ki soru çözmeye başladım. Böyle hop fıstık gibi çözeceğim. Yok öyle bir dünya. Şöyledir. 3 ileri bir geri. 3 ileri iki geri. Yani bir soru çözersin iki tane çözemezsin. İki soru çözersin üçüncüyü çözemezsin. Böyle takıla takıla öğreneceksin. Yani problem öğrenmenin kendisi problemli bir süreçtir. Böyle tereyağından kıl çeker gibi olmaz. Takıla takıla çözemeye çözemeye öğreneceksin. Ama mutlaka video çözümünden çözümlerini izleyeceksin. Bu e, taklit yöntemiyle bile geliştiğini göreceksin. Emin olabilirsin. Tamam Hadi bismillah o zaman sayı problemlerine artık başlayalım. Arkadaşlar olay şu. Bize bir şeyler verilecek ve bir şeyler istenecek. Ana mesele verilenle istenen arasında bağlantı kurmaktır. Bunların ipucunu yakalayarak adım adım çözüme gitmektir. Bir adımda iki adımda çözemeyiz. Bazen ana bulacağımız şeyden önce bulmamız gereken şeyler vardır. Yani çözüme hazırlık yapmamız gerekir. Şimdi bir problem verildiği zaman biz onu matematik diline çevireceğiz. Tamam mı? X ile Y ile A ile B ile yazacağız. Denklem haline getireceğiz. Sonra denklemi çözeceğiz. Örnek veriyorum. Bir sayının iki katının beş eksiği dedi. Önce ne dedi? İki katının. Bir sayı seç. A ya da X. X diyelim. O sayının iki katı iki X'tir. Son onun beş eksiği. Eksi beş. 2 i̇ki, iki, 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 X eksi beş. Bir sayının bir fazlasının üç katı. Önce ne dedi? Bir fazlasının. He. Sayıya bir ekliyorum. Sonra bunun 3 katı. Bu grubun komplesinin 3 katı. Yani çarpı 3. Üç. Çarpı 3'ü sağa da yazabilirsin. Ben genelde sola yazıyorum. Daha yakışıklı oluyor. Diyor ki iki sayıdan birincisinin 3 katı ile ikincisinin 4 katının toplamı. İki sayı var ve bunlar birbirinden farklı. Birincisinin 3 katı 3x. ikincisinin 4 katı 4y olsun. Topla diyor topladım. Tabi 3x dediğim 3 çarpı x'tir. 4y dediğim 4 çarpı y'dir. Bazen noktaları koymayı unutabilirim. 2'ye sayının kareleri farkı. İster x kare eksi y kare dersin. istersen de a kare eksi b kare dersin. Aynı şey senin değişkeni ne seçtiğinle alakalı bir şey. İkiz, aha bak dur. Bak dur 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 dur. Dur burası çok önemli. Bak iki sayının toplamı 10 olsun. Sayılardan biri x ise diğerine sakın y deme. Bak şöyle düşün. Evet x'in toplamı 10 mu? Sen birine x birine y deyip x artı y eşittir 10 diyebilirsin. Doğru ama arkadaşım bak x ayrı bir değişken, y ayrı bir değişken. İki değişkenli oldu soru. Ne gerek var? Tek değişken olsun. O zaman diyorum ki biri x ise öbürü de 10 eksi x olsun. Yani biri x ise diğeri de ondan x'i çıkararak bulacağım bir şeydir. Örnek veriyorum. İki sayının toplamı 10. Biri 3 ise diğeri nedir? 10 3'tür. Yani 7. Değil mi? Ama biz 7 yazmayız, 10 3 yazarız. Böylece tek değişken devam eder. Dolayısıyla biri x ise diğeri 10 x olacak. İşte burası çok önemli. Çünkü soru çözerken 2, 3, 4 gibi değişkenleri arttırmak yerine tek bir değişkende kalırız. Tamam uç bakalım. Vay be kağıtları da uçurmayı özlemişim arkadaşlar. Diyor ki ha bu arada bu problem olduğu için kağıtta anlatıyorum. Genel itibariyle kağıtta anlatın mı, tablette anlatın mı, akıl tahtada anlatım mı, hangisi gidiyor, hoşunuza gidiyor onu yorumlara yazın tamam mı? Okuyacağım hepsini. Demiş ki ilk sorumuza başlıyorum. Bir konu anlatım kitabı 60 TL'ye, bir soru bankası 100 TL'ye satan bir yayın evi her bir konu bankası kitabı veya soru bankası alana bir kalem hediye etmektedir. Bir kalem hediyem var. Hangi kitabı alırsan al. Tamam. Buna göre bu yayın evinden toplam 680 liralık konu anlatım ve soru bankası alan bir müşteri en çok aç adet kalem hediye alabilir. Maksimum kalem almak istiyorsam maksimum adette kitap almalıyım değil mi? Fiyatına bakmadan çok kitap almalıyım. E çok kitap almak istiyorsam ucuzundan daha ziyade. Yani daha çok ucuz almalıyım ki çok kitap olsun. Tamam benim elimde 680 lira var. Şimdi ilk başta diyorum ki tabi burada 680 liranın tamamına kitap alınmış. Hepsini harcamam lazım. Diyorum ki olabildiğince 60 liralık al. Hocam 11 tane alırım. Yani 660 lirasını buraya harcarım. Kalan 20 lirasını nereye harcayacağım? 100 liralık kitabı harcayabilir miyim? Harcayamam. Demek ki 60'ın katı olarak 660'ı yani 11 kitabı seçemem. Uymadı. Diyorum ki bir tane azalt. 600 lira harca. 10 kitap al. Şundan 10 kitap al. Ne kaldı? 80 lira. İyi de 80 liraya gidip 100 liralık kitap alamam. Harcayamadım. Hepsini harcamış olmam lazım. Olmadı. Bir tane daha çıkar. 540. Aynı mantıkla ilerliyorum. 9 tane alırım 60'lık kitaptan. Girene kalır e, 140 mı kaldı? 140'e gidip tamamını 100 liralık kitaplardan alamam. Bir tane alırım ama 40 lira artar. Parayı tam harcamalıyım. Bir daha 60 düş buradan. 480. Heh! Bak şimdi 480'i harcarsam 680'den geriye 200 kalır. 480'i ben nasıl ayırırım? Hocam 60 liralık kitaptan 8 tane alırsınız. Bravo. Buraya gelirsiniz. 200 liralık kitaptan şey 100 liralık kitaptan 2 tane alırsınız. Bravo. 8 artı 2 toplam 10 kitap alırsınız hocam. Dolayısıyla yapıştır. 10 tane de bedava kaleminiz olur hocam. Dersin bana. Güzel. Wow, şöyle bir bakıyorum kağıda. Harbi özlemişim ya. Ne kadar zaman oldu. Kağıt kağıt kağıt. Benim nostaljim. Soruyu anladım mı? Olabildiğince 60'lığı fazla almayı denedim olmadı. Denedim olmadı. Denedim olmadı. Denedim hem buna hem buna oldu. Tamam diyorum. Demek ki doğru ayırım bu. Kaç adet alırım? 8 tane. Kaç adet alırım? 2 tane. 8 bundan. 2 bundan. 10 kitap yapıştırırım ve geçerim. Uç bakalım. Bu soru çok iyi. Bak çok güzel bir soru. İstersen bir çözmeyi dene ama çözemeyebilirsin. Moralin bozulmasın. Çözersen zaten kralsın. Diyor ki 4 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı. 3 kilogram ay çekirdeğinden sen 1 kilogram ay çekirdek yağ elde ediyor. Diyorum ki bir dakika. He. Zeytindeki olay şu. 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ. Ay çekirdeğindeki olay şu. 3 kilo ay çekirdeğinden 1 kilo. KG'de yazayım. Birimleri bilmek çok önemli. Bunu niye böyle çiziyorum? Tablolaştırıyorum ki gözüme beynime göstereyim. Daha iyi, daha kolay kavrayayım olayı. Bir üretici toplam 720 kilogram olan zeytin ve ayçiçeğinin tamamını sıkmış ve elde ettiği zeytinyağının kilosunu 84 TL'ye, ayçiçek yağının kilosunu 45 TL'ye sat, satışa çıkarmış. Bu satıcının zeytinyağının tamamının satışından elde ettiği gelir ile ya, ayçiçek yağının tamamının satışından elde ettiği gelir birbirine eşit olduğuna göre kaç kilogram zeytin yağ elde etmek kaç kilogram zeytini zeytini yağ elde etmek için kullanmıştır. Tamam. Şimdi ilk verilen bilgi ne? Benim için önemli. Şu 84 liraya zeytinyağını satıyorum kilosunu. 45 liraya da ayçiçek yağının kilosunu satıyorum ve toplam elde ettiğim gelir aynı. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki buradan x kilogram zeytinyağı satmış olayım. Bak birimleri yazın, kafanız karışır. Bu x TLm kilo mu sonra karıştırmayın. Y kilogramda, y kilogramda ne yaptım? Ayçiçek yağı sattım. Güzel. Elde ettiğim gelir aynı olacak. Şimdi x kilogramın her birini 84 liraya sattım. 84x elde ederim. Ayçiçeğin her birini 45 liraya sattım. Y kilo var. 45 Y elde ederim. Böylece X ve Y arasında bir ilişkiye ulaşacağım. Hocam her iki taraf 3'e bölünür. 3'e bölün 15. Yani 15 Y. 3'e bölün. Ee, 3'e bölseniz ya. 24, 8. 28 mi? 28 X. Bak sağlama yapayım. 60 yapar. 3 katı 24 yapar. Topla 84 yapar. Daha sadeleşirler mi? Hayır. 3 ve 5'e bölünüyor. 4, 2 ve 7'ye bölünüyor. He, sadeleşmiyorlar. O zaman diyorum ki. Benim burada x dediğim sayı aslında 15'in katı olan bir şey. 15k'dır. Y dediğim şeyde karşıdaki 28'in katıdır. 28k. Niye? 28 ile 15k'yı çarp eşit olur. 15 ile 28k'nın çarpımına. Buradan dedim ki x dediğim şey 15'in katıdır. 15k. Y dediğim şey 28k'dır. 28'in katıdır. Bunları niye buldum? Bunlar zeytin yağı miktarıydı. Ha şunu da yazayım. Bu kilogram. Bu da kilogram. Zeytin yağı. Şimdi gel tekrardan. Şunları kapatayım da kuruyor. Gel tekrardan. Demek ki ben bak zeytinyağına geliyorum. 15 kilogram zeytinyağı elde ettim. Ben 4 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı elde ederdim. Ben 15 kilo zeytinyağı elde ettiysem kaç kilo zeytin harcadım? 4 katı kadar zeytin harcamış olmam lazım değil mi? 15'i 4 ile çarp 60. Demek ki ben 60k 60k zeytin zeytin kullanırsam onun 4'te 1 olan 15 kilogram zeytinyağı elde ederim. Ha, tabii 15 kilogram dedim özür dilerim. 15K. 15K kilogram yani. O zaman 60K kilogram zeytin sıkmışım. E sonra ne diyor? Bana diyor ki bu zeytinin miktarını bul. 60K. Başka bilgi yok mu? Var işte burada. Zeytin ve ayçiçeğinin toplamı 720 kilogramdı. Şimdi zeytinler 60K. Gelelim ayçiçeğine. Ayçiçeği Elde edilen yağ miktarı, ayçiçeğinden elde edilen yağ miktarı 28K. Geliyorum ayçiçek yağına. Diyorum ki ayçiçek yağı sen her 3 kilo ayçiçeğine 1 kilogram yağ üretiyordun. O zaman kaç kilogram ayçiçeğine 28K kilogram yağ elde edersin. Bak yağın 3 katı kadar ayçiçeği çekirdeği kullanman lazım değil mi? Evet. O zaman 28'in 3 katı ne yapar? 60, 24, 84. 84K. 84K. Tamam. 84K burada ayçiçeği kullanmışsın. 60K zeytin kullanmışsın. Bunların toplamı ne olacak? 60 ile 84 topla 144K. Bu toplam kullanılan zeytin ve ay çekirdeği, ay çiçeği diyordum. Ay, ay, çiçeği, ay çiçeği, pardon. Çekirdek mi dedim? Ay çiçeğinden. Ay çekirdeği diyorum bazen. Neyse çaktırmayın. Toplam kullanan 100, 144 kilo malzeme kullanılmış. E onun da 720 kilo olduğunu vermişti bana. Eşittir 720. Vay be. En sonunda bir bilgiyi k'lı olarak eşitledim. 12'ye böl 60. 12'ye böl 12k. 12'ye böl k5 çıkar. k eşittir 5'tir. Diyorum ki buradan elde ettiğim şey k'nın 5 olduğu. Şimdi k5 ise soru neydi? Ne kadar zeytin kullanıyor? 60k demiştik. 60 çarpı k 5ti çarp 300. Yapıştır. İyiydi değil mi? Güzel. Sevdiğim bu soruyu çıkarsa bayağı adam eler arkadaşlar ama bizi eliyemeyecek inşallah. Niye? Çok soru çözeceğiz çünkü. Çok soru çözen elenmez. Kesir problemleri. Aslında arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu da sayı problemleridir. Yani yeni bir problem çeşidi değil aslında. Hala sayı problemlerinden devam ediyoruz. Emin olabilirsin. Peki tek farkı ne? Sayı problemlerinin içerisinde kesir kullanmış diye düşün sadece bu kadar. Ve şunu unutma kesirlerde amaç kesirden kurtulmak, kurtulmaktır. Yani soruyu kesirsiz hale getirecek şekilde çözmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Değişkenimize x demeyeceğiz de o kesire bölünen sayılardan bir atama yapacağız. Mesela 60x diyeceğiz. Kesire bölünsün. Ya da atıyorum 15x diyeceğiz. Ya da 100x diyeceğiz. Anladın mı? Böylece bu bölünmeler çok kolay olacak. Ne demek istediğimi anlatacağım şimdi. Mesela bir kesirin yarısı demek. O kesiri ikiye bölmek demektir arkadaşlar. x bölü 2 olsun. Ya da bir kesrin yarısı demek o kesri 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. O da zaten x ile 1'i çarp x. Burada gizli 1 var. 1 kere 2 2. Yani yine x bölü 2 olur. Bir sayının 1 bölü 3'ünün 5 eksi. Bir sayının 1 bölü 3'ü nasıl bulunur? O sayı 1 bölü 3 ile çarpılarak. Yani benim sayım var a. Bunun 1 bölü 3'ünü mü merak ediyorum? Bunu 1 bölü 3 ile çarpmalıyım. Çarparken bir kere a yapar. A'nın paydasında gizli bir 3 ile çarpılır. 3 olur. A bölü 3 diye kısa da yazabilirsin. Bunun 5 eksi. Eksi 5. Şurayı karalayayım. A bölü 3 eksi 5. Yani 1 bölü 3'ün 5 eksi oldu. Bir sayının 2 fazlasının 1 bölü 5. Bak önce ne dedi? 2 fazlasını sayıya 2 ekliyorum. Sonra bunun 1 bölü 5'i. Bunu 1 bölü 5 ile çarpıyorum. Çarpı 1 bölü 5. Ama unutma. Biz şu adımı hızlı geçeriz ve şöyle yaparız. X artı 2 bölü 5 yaparız. Hızlı çarparız yani orayı. Bir sayının 1 bölü 4'ünün 2 bölü 7'si. İcenin ciciği yani. Ne yapıyoruz? Arka arkaya çarpıyoruz sayının 1 bölü 4'ünün yani bu 1 bölü 4 çarpı x'tir. Yani x bölü 4. Onu bir daha 2 bölü 7 ile çarpıyorum. He, yani şöyle yaptım. Sayıyı aldım. Önce 1 bölü 4 ile çarptım. Sonra 2 bölü 7 ile çarptım. Hızlı olmakta fayda var. Çarparsan 2x yapar. Aşağısı 28. Hocam sadeleştirin. 2'ye böl. x bölü 14 diyebilirsin. Peki bir pastanın önce 1 bölü 3'ünü sonra kalan pastanın 2 bölü 5'ini yenmiş ise pastanın başlangıç miktarının ne kadarı gelmiştir? Şöyle düşüneceksin. Şimdi ilk başta söylediğim şeye dönüyorum. Şimdi diyorum ki ben buna x dersem x bölü 3 ile sonra işte onun 5'e bölünmesiyle falan uğraşacağım. Ben burada x demiyorum. Hem 3'e hem 5'e bölünen bir sayı seçin. 15. 15x. Ben pastanın tamamını 15x diyorum. Bu pastanın tamamı. Güzel. Şimdi bunun 1 bölü 3'ünü yiyelim. Hemen şurada yapayım. Orada yer yok. 15x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? 1 bölü 3 ile çarparak bulursun. 15x bölü 3 yapar. Yani 5x. 5x'i yendi. 5x 5x ne kalır? Kalan 10x. Şimdi elimde 10x var. Sonra kalan pastanın 2 bölü 5'i yenmiş. Hemen bunun 2 bölü 5'ini bul. Yine şurada bulayım. Diyorum ki 10x çarpı 2 bölü 5. Tabii ki bu 5 ile bu sadeleşir. 2 4x. 4x yendi. Bunu yedin. 10 xten 4x'i çıkar. Bu sefer kalan 6x. 6x kaldı. Bu kalan ise pasların başlangıçtaki miktarının bıdı bıdı bıdısı yenmiştir diyebiliriz. Şimdi ne kadar yenmiş? En son kalan 6x. Kalanı sorarsa dersin ki kalan kalan 15x 15 xte 6x'tir. Yani x'ler sadeleşir. 6 bölü 15. 3'e şey şey, böl 2. 3'e böl 5. 2 bölü 5'i kaldı dersin. Yeneni sorarsa. E şimdi 5'te 2'si yendiyse. Yenen de 5'te 3'üdür. Bu kadar. Bu yenilmiş. Bu pardon bu yenilmiş. Yenmiş yani bu kalmış. Bu kadar. İşin esprisi neydi? İşin esprisi başlangıçta şunu kullanmaktı. Tamam. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Hadi bunu da uçuralım. Güzel bir sorusu gelsin. iyice pekiştirelim. Melih ve Nilay isimli iki kardeş babalarından eşit miktarda haftalık harçlıklarını almışlardı. Güzel. Sonra Melih birinci gün harçlığının bir bölü beşini, İkinci gün ise kalan harçlığının 1 bölü 6'sını harcamıştır. Nilay birinci gün harçlığının 1 bölü 3'ünü ikinci gün ise kalan harçlığının 3 bölü 10'unu harcamıştır. İkinci günün sonunda Melih'in harcadığı pardon ikinci günün sonunda Melih'in harçlığından kalan miktar Nilay'in harçlığından kalan miktardan 54 TL fazla olduğuna göre kardeşlerden birinin haftalığı kaç lira? Diyorum ki öyle bir sayı seçeyim ki şu bölmeler kolay olsun. Yani kesir probleminden sayı problemine çevireyim. Bakıyorum hem 5'e bölünmeli, hem 6'ya bölünmeli, hem 3'e bölünmeli, hem 10'a bölünmeli. Bana bunların ortak katı bir sayı söyle. Çok basit. 30. Evet. Demek ki bunların paraları da eşit olduğuna göre Melih de 30K harçlık aldı. Bu Nilay da 30K harçlık aldılar. Eşit vermiş babalar çünkü. Şimdi Melih 1 bölü 5'ini harcasın. 30'un 30K'nın hızlı bir şekilde 1 bölü 5'ini bulalım. Ne yapar? 6K. Bunu harcadı. Bak özellikle harcadı diye yazıyorum. Kalan nedir? kalan çıkar 24K. 24K. İkinci günse kalan harçlığının 1 bölü 6'sını harcamış. Hadi bunun 1 bölü 6'sını bulalım. 24K çarpı 1 bölü 6. Yani 24 bölü 6 ne yapar? 4K. Bunu harcadı. Harcadı. Unutma 24K'dan 4 harcadı. En son 20K kaldı. Bu kim? Melih. Melih. Adım adım yapıyorum. Tane tane bir acelemiz yok. Sonra geliyorum diyelim. Nilay gel bakalım. Nilay'ın 30K'sı vardı. 1 bölü 3'ünü harcadı. Hemen 30K'nın hızlı bir şekilde 1 bölü 3'ünü bulalım. Yani 30 bölü 3 ne yapar? 10K. 10K harcadı. Ne kaldı? 20K kaldı. Güzel. Şimdi ikinci günde kalanın, kalan aşının 3 bölü 10'unu harcıyor. Hadi 20K'nın 3 bölü 10'unu bulalım. 3 bölü 10. Bu da ne yapar? 60K bölü 10. Yani 6K. Alt. İşlemleri de biraz hızlı yapayım artık değil mi? Bunu ne yaptı? Harcadı. Unutma. 20K'dan 6 harcarsan ne kalır? 14K kaldı. Heh işte bu. Son tahlilde demiş ki ikinci gün sonunda meleğin harçlığından kalan miktar şu Nile'in harçlığından kalan miktardan 54 fazladır. He, bu 20K var ya şu harçlık kalan harçlık 14K'dan 54 fazlaymış. Bunu hop at karşıya 6K 54 pardon 54 K ne yapar? 9 9 kere 6 54 çünkü. K'yı 9 bulduğuma göre birinin harçlığı ne kadardır? Birinin harçlığı 30 kaydı Yani 30 çarpı K dediğim şey 9'du. Çarparsan ne yapar? 270 yapıştır. Çok güzel. Güzel bir sayı problemiydi değil mi aslında? Bu kadar. Yeni bir şey öğrenmiyoruz şu an. Şu an sadece soru pratiği, soru pratiği, soru pratiği ancak ve ancak soru pratiğinden öğrenebileceğiz problemleri. Başka hiçbir yolu yok. Akşama kadar konu çalış problem öğrenemezsin. Problemin içine gireceksin. Çözeceksin, çözeceksin. Hatta çözemeyeceksin, çözemeyeceksin. Hatta çözemediğin sorular sana çok şey öğretecek. Çözdüklerin zaten cepte bir faydası yok. Bütün gelişme çözemediğin sorularla olur. Unutma. Uç bakalım. Bir tane daha kesir görünümlü ama aslında sayı problemi. Bir, bir miktar mavi ve siyah pilot kalem iki mavi, iki siyah ya da bir mavi ve bir siyah olacak şekilde ikili paketler halinde satılacaktır. Hee... Ya şöyle satacağım. iki mavi. iki siyah. Siyah siyah. Ya da bir mavi bir siyah. Bunlar ikili paket. Bak mavi mavi. Siyah siyah. Mavi siyah olmak üzere ikili paketler halinde satılıyor. Neden çiziyordum bunları? Elim, gözüm, beynim soruyu net görsün daha iyi kavrasın. Mavi kalemlerin 1 bölü 3'ü birer siyah kalemle, siyah kalemlerin 2 bölü 5'i birer mavi kalemle aynı pakette bulunmaktadır. Abo çok ilginç. Diyorum ki Bak mavilerin 1 bölü 3'ü ile siyahların 2 bölü 5'i aynı paketteymiş. Aynı pakette bulunmaktadır. İki mavi kalemin bulunduğu paket sayısı 28 olduğuna göre toplam pilot kalem sayısını bulalım. Şimdi ben mavi kalemlerin sayısına hatta dur mavi kalemi niye mavi ile yazmıyorum ki? Mavi kalemlerin sayısına ne diyeyim? 3'e bölünce için 3x diyeyim. Doğru mu? Doğru. Siyah kalemlere bir dakika benim siyah kalemim var mı? Dur bir dakika. Siyah kalemim vardı ya. Heh şurada bekleyin. Siyah kalemleri de siyah yazayım. Siyah kalemleri de Siyah kalemlerin 2 bölü 5'i dediği için, bak 5'e bölünecek bir şey seçiyorum. 5'ye. Heh. Demek ki elimde 3x mavi, 5x siyah kalem var. Şimdi soruyu çözüyorum. Şurasını anlamak çok önemli. Mavi kalemlerin 1 bölü 3'ü, yani x tanesi, siyah kalemlerin 2 bölü ile yani 2'ye ile aynı pakette bulunmaktadır. Şurada. Anladın mı? Bunlar ancak burada aynı paketteler. Burada ayrı ayrı paketteler. he burada mavilerin 1 bölü 3'ü, 3x'in 1 bölü 3'ünü yapar x. x tanesiyle Siyahların 2 bölü 5'i. Bakın 5'te ikisi. 5 7 ne yapar? 2'ye. Bunlar aynı pakette ise e burada mavi ve siyah sayıları birbirine eşit birer tane. Hep eşit alıyorum. Demek ki bunlar birbirine eşit. Wow. 1x 2 tane eşit olmak zorunda yani. Bu ipucunu buradan yakaladım. Sonra ikili kalemlerin bulunduğu paket sayısı 28. Şundan 28 paket var. Peki ben 3x tanesinin x tanesini burada kullandıysam burada ne kadar kullandım? 2x tane ya da adet burada kullandım. Peki kaç paket üretirim? Elimde 2x tane kalem var. İkili ikili paketlersem 2x'i 2'ye böl. x adet adet paket üretirim. Değil mi? x adet paket var elimde artık. E onu da söylemiş. 2, 2 mavi kalemin bulunduğu paket sayısı 28 demiş. Aa buradan direkt x'in 28 olduğunu anlayacağım yani. Evet işte bu kadar. Wow. Nasıl da 3x'in x'ini buraya verdikten sonra 2x'ini buraya koyup sonra yarısı olan paket sayısını bulup Sorudaki bilgiyle eşleştirdim ama çok iyi. Şimdi devam ediyorum. Y'yi de bulabilirim. Çünkü şurada ne demiştim? X eşittir 2Y. Tamam. O zaman 2Y eşittir. X neydi? 28. Yani 2'ye böl. Y dediğim şey de 14'tür. Güzel. Geliyorum buraya. Y 14 ise 5Y. 5, 5 çarpı 14'ten ne yapar? 70 tane siyah kalem var. X neydi? 28. 3 çarpı 28 ne yapar? 3 çarpı 28. Ee, 20. 24 şey 60 24, bu arada 84 çok karşımıza çıkıyor 84 burada var. 70 burada var. 154 nerede? Yapıştır B Toplam kalem sayısına da ulaştım. Bu da güzel bir soruydu ama şu cümle biraz akıllara zarar yani. Şurası var ya. Oo burada ne demek istiyor dedim ya. İlk başta şu şekli çizmezsen ne demek istediğini anlayamıyorsun açıkçası. Ben de bir kaldım yani. Ulan bir dakika ne diyor burada? Ne diyor burada? Sanırım he yaptım. İşte zaten he sesine bayılıyorum. Bir öğrenci he ses çıkarıyorsa anla ki anlamıştır. Yaş problemleri. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu da sayı problemleri be. Aslında sayı problemleri. Bak aklınızdaki klişeleri yıkmak istiyorum. Sayı, kesir, yaş diye problem yoktur. Hepsi denklem kurma yani sayı problemidir aslında. Yaşa ait bir iki tane ufak tiyo var. Onları bilirsen çözeceksin. Bir kişinin bugünkü yaşı x olsun. 3 yıl önceki yaşın olur. 3 yıl önce daha küçüktün. Öyle düşün. Düz mantık. Ulan ben 3 yıl önce daha gençtim be ya. Ey Hakikaten yaş da ilerliyor bak. Saçımda geçen beyazlık gördüm arkadaşlar. Dedim eyvah eyvah yaşlanıyoruz ya. Tane tane çıkmaya başlamış. 3 yıl önceki yaşım daha küçük olurum. X eksi 3 yaşında olurum. 5 yıl sonraki yaşım daha büyük. Daha ihtiyar olurum. X artı 5 yaşında olurum. Mantıklı. İlk, heh, bu önemli. 2 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı ne olurdu? Düşünsene şu anki yılından 2 yıl önce doğsaydın 2 yaş daha büyük olurdun değil mi? Bu algıyı sakın karıştırma. İki yıl önce doğmuş olsaydın, yani şöyle düşün, 2000'de doğan birinin 1998'de doğduğunu düşün, daha yaşlı bir olur. Dolayısıyla iki yıl önce doğarsan daha büyük olursun. X artı 2 yaşında olursun. 4 yıl sonra doğmuş olsaydın, doğum yılından dört yıl sonra doğan kardeşin ne olur? Senden dört yaş küçük olur. Sen dört yıl sonra doğmuş olsaydın küçük olurdun. X eksi dört yaşında olurdun. Güzel. İki kişinin yaşları toplam A, yaşları farkı B ise... T yıl son bak heh, bunu şöyle göstereceğim. İki kişi var. Tamam mı? Şu Şakir bu da Şiküfe. Şimdi bunun yaşı A, bunun yaşı da B. Tamam. Şimdi bunların yaşları toplamı ne yapar? A artı B. Eyvallah. Bunları toplarsan dersin ki hocam A artı B yaşındadır. Peki şunu düzelteyim bir. Düzelmedi. Düzel. Tamam düzeldi. Peki aradan T yıl geçsin. T yıl bak A ve B yaşını şuraya yazayım t yıl bunun için geçtiği gibi bunun için de geçer. Bunun yaşı artık a artı t. Bunun yaşı artık b artı t olur. Yaşlar toplamı a artı b artı t t'den 2 t olur. Bu çok önemli. Yani geçen yılın 2 katı kadar bir artış olur. Çünkü t yıl her ikisinden geçti. Örnekle anlatayım daha iyi anlayacaksın. Şu t'yi 4 yıl gibi düşün. Tamam mı? 4 yıl. A yaşından 4 yıl ilerlersen A artı 4 yaşında olursun. O da B artı 4 olur. Yaşlar toplamı A artı B artı 8 olur artık. 4 artı 4, 8 olur. Heh. Peki. Tamam bunu yazayım. Yaşları toplamı A artı B artı 2T olur. Her T birileri için bir bir artar. T yıl sonra yaşları farkı. İşte tek bilgi. Yaş probleminde bir tane bilgi var. O da şu. Yaşlar farkı değişmez. Yaşlar farkı hep aynıdır. Yani yine yaşlar farkı A eksi B'dir. Arkadaşlar örnek veriyorum. 2 kişi. Bak 2 kişi alalım. İkisi de erkek olsun. Şimdi bu 10 yaşında bu 15 yaşında. 3 yıl geçti. Şu an aralarındaki yaş farkı kaç? Önce onu sorayım. 5 değil mi? 3 yıl geçti. Bu 13 yaşına gelir. Bu 18 yaşına gelir. Çünkü 3 yıl hem bunun için geçer hem bunun için geçer. Zaman herkes için akıyor. Şimdi yaşlar farkı kaç? Yine 5. Biraz önce yaşlar farkı 10 ile 15 arasında kaçtı? 5'ti. Şimdi 13 ile 18 arasındaki yaş farkı kaç? 5. Yani sen büyürken öbürünü de eli toplamıyor. O da büyüyor. Aynı yaşta, aynı miktarda büyüyorsunuz. Yaş farkınız değişmez. Bunu bileceksin. Kişiler arası yaş farkı değişmez. İkisi de büyüyor çünkü. Ya da geri gidersen ikisi de küçülüyor. Bu arada çok dilim davam kurudu. Benim şurada bir bidon gibi <laughs> suyum var. Bir yudum alayım mı? Bir saniye. Bu da reklam gibi mi oldu? Neyse görünsün ya. Koskoca Saka'nın bizim reklamımıza mı ihtiyacı var? Ama yumuşak güzel su. Niye böyle kocaman içiyorum? Yetmiyor ya. Küçücük. Şimdi bana yarım litre de yetmiyor 0.5'lik. Bir de 0.30'luk 0.25'likler çıkmış. Daha da küçük. i̇yice küçültün yani. 0.05 çıkarın. Neyse. Suyumuza içtiğime göre devam edebilirim. Aslında şuraya böyle şık güzel bir suluk alsam ya. He? Bir de arkadaşlar ben bazen dersin arasına şey koyuyorum. E, parola koyuyorum. Kimler oraya kadar gelmiş. Buraya kadar gelenler şey yazsın mı? Sakasu. Sakasu. Videomuzun sponsoru diyormuşum. Değil şaka yaptım. Vallahi değil burada duruyordu. içiyorum yani. Şimdi ya da başka bir şey yazın. Matematik Şenol Hoca'dan öğrenilir falan yazın. Hatta geçen bir tane başka slogan yazmıştım. Geldim, gördüm, öğrendim. Var ya Sezar'ın geldim, gördüm, yendim diyor. Biz de geldim, gördüm, öğrendim diyeceğiz. Yorumlara yazın. Orada şakalaşırız. Diyor ki üç kardeşten en büyük ve en küçüğünün en küçük olanların yaşları toplamı ortanca kardeşin yaşının 2 katıdır. He. Küçük, ortanca, büyük diyor. Tablolaştırıyorum. Diyorum ki bunun yaşı A, bunun yaşı B, bunun yaşı C olsun. En büyük ve ortanca kardeşin yaşları toplamı 27. En küçük ve ortanca kardeşin yaşları toplamı 21 olduğuna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi bak. Bilgiye bakalım. En küçük ve en büyük şey, üç kardeş en büyük ve en küçük olanın yaşları toplamı yani A artı C ortancanın 2 katıdır. Yani B'nin 2 katı. 2B. Önce bunu al. Aldım. aldım. Sonra en büyük ve ortancanın yaşları toplamı 27 en büyük ve ortanca şu. Ben yanlış okuyorum ha valla. Soruya bakıp yanlış okumayı nasıl beceriyorum? Aslında niye oluyor biliyor musunuz? Bazen fark etmişsindir. Kelimeleri yanlış okuyorum. Işık karşıdan vuruyor ya. Beni aydınlatıyor, kağıdı aydınlatıyor. Işık kağıtta yansıma yapıyor. Gözüme yansıma çarpıyor. Siz bunu göremiyorsunuz. Ekrana yansımıyor ama bana yansıyor. Bazen okumakta zorlanıyorum. En büyük ve ortancanın yaşları toplamı 27. Şu ikisi B artı C 27. Sonra en küçük ve ortancanın 21. En küçük ortancanın yani A artı B 21. Buna göre en büyük kardeşin yaşını bulun. Şimdi ben şöyle baktığım zaman ne görüyorum? Ne görüyorum? Ne görüyorum? Bir dakika diyorum ya. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu ikisini toplarsam A artı C artı 2B var. A artı C artı 2B. Burayı da toplarsam ne yapar? 48. Neden böyle yaptım biliyor musun? Neden hocam? Yavrum ben A artı C'nin 2B olduğunu biliyorum zaten. Burada A artı C yerine 2B yazarsan 2B de burada var. 4B. 4B 48 olur. He. Oradan şöyle bir sonuç çıkar. 4 tane B eşittir. 48 ise böl 4'e B dediğim şey 12. Artık her şeyi bulabilirsin. Ne istiyor? Büyük kardeş. Büyük kardeş. B 12 ise 12 artı C 27 imiş. Demek ki C de 15'tir. Topla 27. Büyük kardeş C ydi. Yani 15 yapmıştır. Çok güzel. Çok güzel. Denklem kurma sorusu. Pıtır pıtır denklemleri kuracaksın. Harfli ifade, yani harfli ifadeler hakim olmak matematikte çok önemli arkadaşlar. Uç bakalım. Seni de bir uçuralım. Gelelim Feriha'ya. Feriha bakalım ne demiş. Hazırsan Feriha'ya başlıyorum. Bu arada mola vereceğiz. Mola vereceğin yere ben sana söyleyeceğim. Çünkü ben yorulup mola verince sen de o zaman dinlenebilirsin. Ancak o zaman hakkıma Söyleyeyim. Hoca yorulacak, sen de yorulacaksın. Feriha 2010 yılında geçen bir konuşmada Ailesinin Ankara'dan İstanbul'a taşındığı yıl ile kendi doğum yılının aynı olduğunu ve o yılda babasının 30 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Ayrıca kendisinin yaşının 29 katının babasının doğum yılına eşit olduğunu, bak doğum yılına eşit olduğunu hesaplamıştır. Buna göre 2010 yılında Feriha kaç yaşında? Feriha ve babası. Şimdi o taşınma olduğu yıl Feriha da doğmuş ya, babası da o ara 30 yaşındaymış. Feriha ile babası arasındaki yaş farkı kaç? 30. Yani Feriha 0 yaşındayken babası 30 yaşında. Tabi aradan zaman geçiyor. 2010 yılında 2010 yılı için konuşursak bir zaman geçiyor değil mi? Ne olur? Feriha'nın yaşı diyelim x oldu. x yıl geçtiğini kabul edelim. E, babası da durmuyor ya o da x yıl büyüyor. Babasının yaşı da 30 artı x oldu. İşte bu durumda Feriha'nın yaşı ne diyor? Ancak kendi yaşının 29 katının babasının doğum yılına eşit olduğunu anlıyor. Şimdi babasının doğduğu yılı bulalım. Bunun 29 katı yani kendi yaşının 29 katı Babasının doğum yılına eşit olacak. Babasının doğum yılını nasıl bulursun? Hocam dersin. Babasının 2010 yılındaki yaşı belli. O yaşı 2010'dan çıkarırım. Doğum yılına ulaşırım. Bravo. Şimdi 2010'dan 30 çıkarır mısın? 30 artı x çıkaracaksın. Pardon. Çıkarırım hocam. 2010'dan önce 30'u çıkarırım. 10 çıkar önce 2000. 20 daha çıkar. 1980. 1980. Eksi x oldu. Heh. Yani şöyle yaptım. 2010'dan çıkardım. 30 eksi x. Bunu çıkardım. 30 artı x'i çıkarırken ikisinin de önüne eksi koyuyorsun. Bundan bunu çıkardım. 1980 eksi x. İşte bu doğum yılıdır. Bu kendi yaşını 29 katı babasının doğum yılına eşit olduğu Tabii ki bu x'i buraya attım. Hop 30 tane x yaptı. Burası 1980. Sıfırlar gitsin bir zahmet. 198'i 3'e böler misin? Bu x yapar. 66. Niye 63 ile çarp 186 kere 3. 18. 180. 18, e 18 e yapar. 198. Evet. 66. Wow. Kafamdan yaptım. Çok sevindim. Buna göre Feriha 2010'da kaç yılındadır? 2010 yılında X yaşındaydı. Ooo Feriha da neneymiş zaten. 66. Feriha da yaşlıymış. Allah Allah. Feriha bayağı yaşlıymış. Feriha 66 yaşındaymış arkadaşlar. Demek ki babası 30 ekle 96 yaşında. Ooo maşallah. Allah hayırlı uzun ömür versin. Babası da bayağı Ömrü almış yani. Allah hepimize imanlı, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin arkadaşlar. Bu da size bir öğretmen duası olarak gelsin. Huzurla, mutlulukla, afiyetle. İyv! Uçuruyorum. Hareket. Nerede hareket? Orada bereket. Arkadaşlar. Şimdi mola verebilirsiniz. Bir şeyler gördünüz. Çözemediğiniz sorular olduysa içeride. Tamam mı? O soruları çözümünü izledikten sonra tekrar çözmeyi deneyin. Ya da şöyle yap ya. Ee, mutlaka. Kağıdı kalemi al biraz önce çözdüğüm soruları tekrar çözmeye çalış. Çözümlerini gördün o önemli değil. Ama lütfen yap çünkü kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanacak. İzleyen değil katılanlar öğrenecek tamam. Hareketten devam edebiliriz. Siz bir ara verin. Ben de şimdi küçük bir ara veriyorum ve devam ediyoruz. Hareket problemlerinde bir tane kural var. Sadece tek kural ne biliyor musun? O da şu. Yola eşittir hız çarpı zaman. Ne demek bu? Bak yola x diyelim. x eşittir hıza v zamana t diyorum. x eşittir v çarpı t. Tabi bunu şöyle de görmüş olabilirsin. Genelde ben de öyle yazıyordum. Hız eşittir yol bölü zaman. Bu formülde aslında aynısı. Niye? Ya şu karşıya çarpı olarak at t'yi. Ne olur? V çarpı t eşittir x olur işte. V çarpı t eşittir x. Aynı formül. Yani sadece bunu bilerek soruları çözebileceğiz. Şimdi diyor ki saatte 60 km hıza giden bir hareketi 5 saatte nereye gider? Ya düz mantık düşün. Bir saatte 60 gidiyor. Öbür saat yine 60 gider. Öbür saat yine 60 gider. 5 defa 60 gider değil mi? Yani yapacağın şey şu. 60 ile 5'i çarp. 300. 300 kilometre yol gider. Bu kadar. Şu formüle göre ne olur? Bu 60'tı. Çarpı zaman neydi? 5. Çarparsan 300. O da yolu verir. X'i verir. Bu kadar. Saatte 80 kilometre hızla giden bir harekette 560 kiloluk bir yolu kaç saatte gider? Şimdi diyorum ki hızım ne benim? 80. Gideceğim yol belli. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hız 80 zaman T. Şu formülde sadece yerine yazdım. Bu kadar. Çat çat sıfırlar gitti. 56'yı 8'e bölersen 7. Demek ki bu 7'dir. 7 kere 8 56 yapar. Demek ki 7 saatte gidiyor. Harika. Şimdi ortalama hız meselesi ne biliyor musun? Ortalama hızı sorarsa hızları toplayıp 2'ye bölme sakın. Böyle bir şey sakın yapmıyorsun. Ortalama hız demek toplam yol bölü toplam zamandır. Ha, bu çok önemli. Şimdi dairesel pistler var. Orada da şöyle yapacaksın. Her şey aynı. Dairesel pistte Pistin çevresini yol gibi düşüneceksin. Bütün çevreyi. Yine hızla zamanı çarparsan o yolu bulmuş olursun. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Karşılaşma ve kovalama soruları. <laughs> Şimdi iki hareketle birbirine doğru yaklaşıyorsa nasıl düşüneceğim biliyor musun? Bunların hızlarını topluyorsun. Niye? Bir düşün bu 30 ile geliyor. Bu 50 ile geliyor. Çarpışma hızı kaçtır? 80. İki hızın toplamı kadar hızla çarpışırlar. Dolayısıyla birbirine doğru hareket eden araçlarda hızları toplamak zorundasın. Bu hızlar toplamını Zamanla çarparsan yani ne kadar süre birbirlerine doğru geliyorlar. Bu hızlar toplamı zamanla çarparsan aradaki mesafe olan x'i bulursun. Yine yol eşittir hız çarpı zaman formülü. Aynı şeyi burada da yapabilirsin. Bak iki hareketi böyle geliyorsa aslında birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Hızlarını toplayacaksın. Çünkü bunlar kafa kafaya çarpışıyor. Madem çarpışacaklar hızlar toplanacak. Tamam. Yine aynı şey vardı. Pistin çevresi x metre olsun. Tamam mı? Yol eşittir hız çarpı yani v1 artı v2 hız çarpı zamandır. Diyelim atıyorum 5 dakika sonra çarpıştılar. Zamanı 5 seçeceksin. Bu kadar. Kağıdım da biraz kayıyor bu ara. Şöyle düzelteyim. Hatta şöyle. Heh. Neyse. Bir de birbirlerine yetişme vardır. Biri arkadan gidip öndekini yakalayacak şurada. Şurada yakalayacak tamam mı? O zaman şöyle düşüneceğim ya. Bir dakika. İki yolu var bunun. Bir. Ne biliyor musun? Kapat şunu. Şimdi birincisi bunun aldığı yolu bulurum. Bunun aldığı yolu bulurum. Şimdi bu yolu nasıl elde ederim? Bu yolu bunun hızı çarpı geçen t zaman. Bu yolu nasıl elde ederim? Bunun hızı çarpı geçen t zaman. T zamanlar aynı. Çünkü biri diğerini burada yakalıyorsa aynı zamanda yakalıyor. Mesela 5 dakika sonra burada yakalıyorsa bu da buradan buraya 5 dakika gitti. Bu da buradan buraya 5 dakikada gitti. He zaman ortaklığı var. O zaman diyeceğim ki bu, bunun hızı çarpı zaman eşit olacak. Bunun hızı çarpı zamana böylece e, pardon onlar yol oldu. Özür dilerim pardon. Öyle değil öyle değil. Bak bunun hızı çarpı zaman buradaki yolu verir. Bunun hızı çarpı zaman buradaki yolu verir. Oradan denklemler kurmaya çalışacağım. Bu birinci yöntem. İkincisi de şu. Ki ikincisi daha kolay. Ne biliyor musun? Ya V2. Sen yavaşsın. Arkadan gelen hızlı değil mi? Sen bir dur bakalım. Bundan V2 hızını çıkarıp bunun hızını sıfıra düşürüyorum. Bundan V2 kadar hız çıkardığım için bundan da V2 kadar hız çıkarıyorum. Sen diyor artık V1 değilsin. V1-V2'sin. He şimdi ne oluyor? Kapatmam gereken yol bu kadar. Tamam o zaman derim ki alacağım yol yani kapatmam gereken yol x eşittir. Hızım neydi? Arkadaki öndeki yetişecek ya? V1 eksi V2'dir. Ne kadar zamanda? O ortak T zamanında. He, bu da yeni bir formül üretir. Yani öndekini durdurup arkadakini aradaki hız farkıyla öndekinin bulunduğu konuma götürmeye çalışmaktır önemli olan. Burada da ortak zaman. Burada yakalaması için gereken zaman ne kadardı? 5 saniye, 5 dakika. Burayı da 5 dakikada alır o zaman. Yani farkı 5 dakikada kapatır. Burada farkı kapatmak üstüne odaklanıyoruz. Tamam. Devam edelim. O oh. Kağıtlar nerede? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Biraz önce ara verdiğimde kağıtları kaldırmışım. He burada. Ya Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım sözü. Dersin içindeki goy bakar mısınız? Bir dakika. Kaldır koy. Heh. Şenol Hoca'nın aksilikleri. Aradayken kaldırmışım onları. Sonra geri getirmeyi unutmuşum. Neyse. Şimdi geliyorum. Bir etkinliğe katılacak olan Zafer etkinliğin yapılacağı yere arabasıyla saatte 80 km hızla giderse 36 dakikada varacağını e, hesaplıyor. Buna göre evden çıkıyor. Tamam. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki buradan yola çıkacaksın. 80 km hızla yola çıkacaksın. Ve geçen süren nedir? 36 dakika. Ama dikkat et. Bak bu soruda şuna çok dikkat et. Ben sana hızı kilometre olarak verdi. O zaman süre bana saat olarak lazım. Çünkü saatteki hızı bak ne diyor? Saatte 80 kilometre hız. Saatteki hızı 80 kilometre ise ben zamanı saat olarak ölçmeliyim. İyi de bana dakika olarak vermiş. Olmaz. Hemen saate çevir. Şimdi dakika dediği şey nedir? Saate nasıl çevrilir? Hocam 1 dakika 1 bölü 60 saattir. O zaman 36 dakika. Bunu 36 ile çarp. 36 bölü 60 saattir. Bunu kenarda tutuyorum. Lazım olabilir. Hatta sadeleştir 6 bölü 10 saattir. Tamam. Şimdilik derim ki dakikayı saate çevirmem gerekirse çevirdim. Trafik yolundan dolayı yolun yarısını saatte 60 km hızla kalan yarısını trafik akıcı olduğu için saatte 90 km hızla gidiyor. Buna göre Zafer'in gideceği yeri planladığından kaç dakika geç varmıştır bunu bulun diyor. Şimdi 36 dakikada varacaktı ya. Şimdi yolun yarısı hmm. yolun yarısı 60 km hızla gidilecek. Kalan yarısı 90 km hızla gidilecek. İyi de yol ne kadar? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Hemen bulayım. Derim ki şu yolun tamamı x olsun. Hocam yol eşittir hız çarpı zaman da hani. Bravo. Şimdi yol eşittir hızın ne kadar? 80. Zaman ne kadar? At, 36 deme sakın. Bunu 60 cinsinden saate çevir. Zaman bu. Yani 36 bölü 60 saat. Çünkü bu saatteki hızıysa buraya da saat yazmak zorundayım. Dakika yazma. Şimdi ne yapabilirim? Hocam sıfırları sadeleştirin. 6'ya böl 1, 6'ya böl 6. 8 ile 6'yı çarp 48. 48 kilometre bulundu. Demek ki buranın tamamı 48. Hemen de tabii şunu diyeceksin. Hocam yarı yarıya bölün. Burası 24 km. Burası da 24 km. Birimleri yazmakta fayda var. İşimiz kolaylaşır. Şimdi gel. Yarısına 60 ile gidiyorum. Ne kadar zaman geçer? Dersin ki hocam yol eşittir. 24 eşittir. Hız çarpı zaman. Hız çarpı T1. Hemen her iki tarafı 6'ya böl. 4 eşittir 10 T1. 10'a böl. 0,4 eşittir T1. Bu 0,4 nedir aslında? 0,4 saat. Birazdan dakikaya çevireceğim. Diğerine geliyorum. Yolu nedir? 24. Hızı nedir? Burada 90 ile gidecek. Zaman nedir? T2. Diğer zaman. Bilmiyorum. Zamanları parça parça buluyorum. Hemen diyorum ki 3'e böl 8. 3'e böl 30. T2. T2 ne olacak? İşte 8 bölü 30 bu nedir? Sadeleştirme şu an kalsın. Birazdan istersen 4 bölü 15 yazabilirsin. Bu da T2 saat. Bunların birimlerini yazarsam kafam karışmaz. Saat saat. Bana diyor ki kaç dakika geç varmıştır. He, hemen dakikaya çeviriyorum. Diyorum gel. 04 saat dediğin şey nedir? 4 bölü 10 saattir. Şimdi 1 saatin içerisinde 60 dakika var. Bunun içerisinde kaç dakika var? Bunu 60 ile çarparak içindeki dakikayı bulurum. 4 bölü 10 çarpı 60. Tık tık 6 kere 4 24. 24 dakika. Tamam. Sonra diğerine gelelim. 8 bölü nereye? Şuraya yazayım. 8 bölü 30 saat. Bunu 60 ile çarparsam kaç dakika olduğunu bulurum içinde. 30'a böl 1, 2. 2 kere 8, 16. 16 dakika. Tamam. Dakikaları topla. 24 dakika burada vardı. 16 dakika da burada vardı. Ne yapar? 40. Şimdi böyle gidersen 40 dakikada varırsın. Varırsın. Yazamadım işte. E önceden kaç dakikada var yavrucuğum? 36 dakikada. 40 dakikada varacağına göre artık 4 dakika geç kaldın. Yapıştır. Bir daha yapıştır. Çok güzel. Kapaklarımı hemen kapatıyorum. Kurumasınlar benim güzel kalemciklerim. Neredesin? Sen kimin kapağısın? Bunun mu? Heh. Tamam mıyız? Anladık mı? Püf noktası neydi? Dakikayı saate çevirmek, saati dakikaya çevirmek bu gibi hareketler. Şimdi burada saatteki hızını söylediği için zaman olarak da saat kullanmalım. Aa biraz önce saçım göründü. Bakın gördünüz mü beni? <laughs> evet geçiyorum. Uçuyor. Bir sporcunun koşma hızı yürüme hızının 5 katıdır. Hemen diyorum ki koşma, yürüme. Yürüme hızı V ise koşma hızı onun 5 katı 5V. Hemen gözüme, beynime gösterdim. Bu sporcu dairesel bir parkuru 11 dakikada koşup 25 dakika yürüdüğünde 2 tam tur attığı görülüyor. Oo, bak şimdi buradan itibaren koşuyor. Tamam Önce koşudu. Koşudu diyor. Koştu. Sonra yürüdü. Tamam mı? Şimdi bunu 11 dakika yaptı. 11 dakika koştu. Sonra 25 dakikada yürüdü. Yürüdü. Böylece 2 tam tur atıyor. Ben bu sürelerde ne kadar yol aldıklarını bulurum. Bu yolunda pistin 2 defa çevresi olduğunu anlarım. Buna göre aynı parkur 10 dakika yürüyen bir sporcu bir tam turu tamamlamak için kaç dakika koşmalıdır? Hemen diyor ki siz ne kadar yol, yol aldınız? Bu diyor ki bana benim yer hızım 5 ve şimdi aldığım yolu merak ediyorum ya aldığım yol x olsun. Diyor ki ben x kadar yol aldım. Birinci yol. Birinci yol alırken hızım koşarken 5 v idi. Zaman ne kadardı? Zaman 11 dakika. Çarpı 11. Ne yapar? 55 v kadar yol aldı. Öbürüne geliyorum. Öbür diyor ki ben koşarken hızım yürür şey e, ikincisinde yürüyor pardon özür dilerim. Yürürken. Yürürken hızım v kadardı. Ne kadar yürüdüm? 25 dakika. Çarpı 25. Ne yapar? 25 v. İşte bu iki mesafeyi toplarsam alt alta topla 55 ile 25'i 80V. 80 ve yol aldım. Yol aldım. Peki bu yol aldığım şey ne diyor? 2 tam tur atmış. Demek ki bunun iki tam turu 80V ise 1 tam turu 40V'dir. İşte bu bizim için pistin çevresi. Çevresi. Tamam, çok güzel. Çevresini 40 ve olarak buldum. Şimdi geliyorum diğer kısma. 10 dakika yürüyelim. Bakalım ne kadar yol alıyoruz. 10 dakika yürürsem yürüme hızım neydi V? Tamam. Alacağım yol x olsun. Hızım V zaman 10 dakika. Ne yapar? 10 V yol alırım. Sonra koşmam lazım ve bir tam turu tamamlamam lazım. Diyor ki bir tam turu tamamlamış için kaç dakika koşmalıdır? Ha. Şimdi ne kadar koşmalıyım? Ben şu 40 V'nin 10 V'sini tamam mı? Yürüyerek tamamladım. Geriye ne kaldı? 30 V. 40 V'den 10 V çıktı 30 V. Ben 30 V'lik e, ne yapmalıyım? Koşmalıyım. Koşmalı diyordu değil mi? Heh. 30 V'lik koşmalıyım. Şimdi benim alacağım yol 30 V at yolumu biliyorum. Yol 30V. Hızım ne? 5V. Onu da biliyorum. 5V burada. Ne kadar za zaman koşmalıyım? T zamanda. Bilmiyorum. Tabii ki V'ler sadeleşir. Her iki tarafı 5'e böl. T dediği şey olur 6. 6 dakika koşarsan iş biter. Çünkü 6 dakika koşuyorsun. Her dakikada 5 V yol alıyorsun. 6 kere 5 30. 30 V yol alırsın 6 dakikada. Sen 30 V yol aldın koşarak. E ben biraz önce yürüyerek zaten 10 V'sini almıştım. 30 V 10 V'den ne yaptı? 40 V. Bir tam turu tamamladık. Olay bu. Cevap 6 nerede? Yapıştır. Çok güzel. Sonra da uç bakalım. Hadi biraz hızlanalım. Yüzde problemleri. Yüzde mantığını anlatacağım. Yüzde problemlerinden iki tane ortaya yakın, kolay, ortaya alttan yakın. Kolay orta arası soru çözeceğim. Sonra çok daha zor sorular göstereceğim. Şimdi bir sayının yüzdesi nasıl bulunur? Mesela A sayısının yüzde x'ini mi buluyorsun? A'yı yüzde x ile çarpıyorsun. Bak yüzde x demek tamam mı? Yüzde x demektir. Yani şöyle anlatayım. Mesela yüzde 10 ne demek? Adı üstünde yüzde 10. Önce yüzdeyi yazarsın. Yüzde 10. Onu yukarı yazarsın. Bunu kastediyoruz. Tamam mı? Güzel. Mesela 80'in yüzde 25 kaçtır? 80'i yüzde 25 ile çarpmalısın. Yani 80 çarpı yüzde 25. Yüzde 25 nasıl yazılır? Kesir olarak yüzde 25. Yani 25 bölü 100. Sadeleştir. Hocam 25'e bölün 1, 25'e bölün 4. 80'i 4'e bölersem ne yapar? 20. Yani %25 çeyrektir. 80'in çeyreği 4'te 1 demektir. O da 20'ye denk geliyor. Aşağıdakine göre 300'ün %60'ı kaçtır? Şimdi 300'ün %60'ı hemen 320'nin. 320'nin %60'ı ise %60 ile çarpıyorum. 60 bölü yüzde güzel. Hocam sıfırlar gitti. Hocam sıfırlar gitti. Aşağıda 1 kaldı. Hiçbir etkisi yok. 6 ile 32'yi çarpalım. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 3 18. Bir elde var da 19. 192. %25'i 50 olan sayı kaçtır? Bu sefer bir sayı var. Bilmediğim bir sayı onun %25'ini alıyorum. Hemen alayım. O bilmediğim sayı x olsun. Bu sayının %25'ini alıyorum x'i yüzde 25'e çarpıyorum ve sonuç 50'ymiş. He tersten söylemiş soruyu. Tamam ne yapacağım? Hocam 25'e bölün 1, 25'e bölün 4. Bu bölü 4'ü karşıya çarpı olarak atın. Öyleyse burada x kalır. Burada ne olur? 4 çarpı 50 yani 200. İşte 200'ün yüzde 25'i yani çeyreği 50 yapar gerçekten. Aranan sayı 200'müş. Uçuyor. Gel. Bir balık restoranının internet sitesinde seçtiği balıkları sipariş etmek isten bir müşteri yandaki kampanyayı görmüş. Gel al %20 indirimle. Ya diyor ki kargo şey kuryeyle falan uğraştırma beni. Gel sen al yüzde yirmi ucuz al. Kuryeye vereceğim parayı sana vereyim diyor. Güzel. Bunu pizzacılar çok yapıyor. E aynı balıkları restorana giderek alan bir müşteri internet sitesinden sipariş verdiği ödemesi gereken toplam tutardan 35 lira az ödeme yapmıştır. He gel alla, %20 yüzde yirmi kazandı ya o yüzde aslında 35 liraya denk Buna göre son durumda müşterinin balık için ödediği para ne kadar? Ya şimdi şöyle düşün. Balığın fiyatı 100x olsun. 100x ya da 100k. Normalde buydu girip alırsan 100K diyecektir. Ama diyor ki gel al da %20 indirim 20 indirim var. Bak %20. Zaten ben de bilerek 100 seçtim. %20'si direkt 20 olsun diye. Yani diyor ki gelip alırsan 20K'sını ödemezsin, 80K'sını ödersin. Mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi bu durumda adam 35 lira az ödeme yapmış. Aa demek ki bu 20K'dan %20'den temsil edilen şey 35 liraya denk geliyor. Yani bu %20'si 35 lirayı temsil ediyor. Doğru orantı yapabilirsin ya. Şöyle düşünsene. Şurası 35 TL. 35 TL. Acaba burası kaç TL'ye denk gelir? Şimdi yavrum %20'si 35 ise %80'i kaçtır? Bak doğru orantı. %20'nin burada kaç katı var? %80. 4 katı var. Hatta şuna %80 diye de yazayım. %80'e denk geliyor bu. Heh. Evet. Şimdi %20'nin burada da kaç katı var? %80. 4 katı. O zaman 35 TL'nin burada kaç katı olacak? 4 katı. 35 4 ile çarp 140. Bu 140 liraya denk gelir. 140 TL ödemiştir. Ödemesi gereken para ödememesi gerekenin 4 katı oran orantıyla çözdüm. Şöyle de yapabilirsin. Hocam %20'si 35 liraysa %80'i kaç paradır? İçler dışlar çarpımı yaparsın. Şu yüzdeyi görme artık sayı olarak düşün bunları. X çarpı 20. X çarpı 25'tir. 80 çarpı 35. 80 çarpı 35. Sadeleştir 4. X eşittir. Yine 140 yapar. Ya da hocam %20'si 35 ise %10'u 3.5. Şey, 35'i 2'ye bölersen 17.5'tur mesela. Oradan tamamını bulursun. Tamamından %80'ini bulursun. Daha uğraştırıcı bir şey tamam mı? Ya yani bazıları da şöyle yapıyor. Hocam diyor. %20'si 35 ise %100'ü ne kadardır? Tamamı. Şimdi %20'den %100'e gitmek için 5 ile çarpmalısın. O zaman 35'i 5 ile çarpıyorlar. 175'tir değil mi? Evet 175 lira. Demek ki internette kilosu 175 liraymış. Ben bunu %20 ucuza aldım. 175'ten 35 ucuz, %20 indirimi çıkar. 35 çıkarsa ne yapar? 140. 140 liraya almış olmam lazım diyor. Yine aynı şey. Yani her türlü aynı yere gelirsin. Tabi bunlara birim yazalım kafamız karışmasın TL. Ama yani hangisi kısaysa sana göre. Hangisini daha iyi anlatsam onu yap. Uç bakalım. Çiğ susam kavrulduğunda kütlesi %30 oranında azalmaktadır. Kavrulmuş susam ise tahıl yap tahin yapıldığında kütlesi %10 oranında azalmaktadır. Hemen diyorum ki çiğ sonra kavrulmuş sonra tahin. Bak şimdi. çi iken ben buna 100x diyorum. Ya da 100k. 100x. Kavrudum. %30'unu kaybedeceğim. Niye 100x dedim? %30'unu bulmak çok kolay. 30x'i kayboldu. Yolda 30x'i gitti. 30x'i yolda kavruldu gitti. Ne kaldı? 70x. Tamam. Buraya 70x'e geldim. Geldi. Kavrulmuş susamın bunun %10'unu kaybediyor tahin olurken. Şimdi 70x'in %10'unu bul. Hemen %10'unu bul. 10 bölü 100 çarp. Hocam sıfırları sadeleştir. Ne yaptı? 7x. 7x yolda kaybettik. Kavururken uçtu gitti. 70'ten 7'yi çıkar 60. 63x'i tahin oldu. Heh. Bu süreci yaşadıktan sonra. Buna göre 1260 gram tahin elde etmek için kaç kilogram çiğ susama ihtiyaç vardır? Şimdi şurada işte şu adımda bana diyor ki 1260 gram tahin elde ettim. He, şimdi şöyle düşün. Benim başta 100 x'im vardı zaten. Yolda kavurdum 70 x'i düştü. Kavurdum şey tahin yaptım. En son 63 x tahin yaptım. Bu 63 x miktar aslında 1260 kiloya denk gelmiş. O zaman diyorum ki benim 63 x'im eşittir 1260 sa her iki tarafı 63'e böl. 126'yı 63'e bölersen 2 olur. Bir de 0 var 20 olur. Demek ki x diye seçtiğim sayı aslında 20 olmalı. Ya da 100k olsaydı k 20 olurdu. Yerine koy. 20 ile 100 çarp. 20 ile 100 çarparsan 2000 yapıyor. Bu 2000 ama gramdır. Kaç kilo çiğ susam? 2 kilo yapıştır. 2000 gram 2 kilodur. Uf, güzel. Süreci anladık mı? Anladık. Onu anladıysak gerisi bitti. Bir de şunu söyleyeyim. Problemlerde problem çözmenin bir tane yolu yok arkadaşlar. Birkaç yolu vardır. Mesela sen böyle yapmamışsındır. Başka bir yola yapmışsın. O da doğru. Hatta o daha doğru. Niye biliyor musun? Senin anladığın yöntem hep en doğru. En mükemmel yöntemdir. Kendi en iyi anladığın yönteme odaklan. Tamam. Yüzde kar zarar. Bak buradaki sorular daha iyi. Daha sağlam olacak. Şimdi bir şeyin maliyetine yüzde a kadar kar elde ettin. Bunu eklersen satış fiyatına ulaşırsın. Maliyet artı kar satış fiyatını üretir. Bunu sembolleştirirsek maliyetin x sıra. Karın ne kadar? Diyelim yüzde A kar ettin. X'i yüzde A ile çarparsın. Mesela yüzde 20 kar ettin. X'i yüzde 20 ile çarparsın. 20 bölü yüzde. Karını bulursun. Maliyetine karını ekler. Satış fiyatını bulursun. Zararda da aynı mantık var. Bu kadara mal ettin. Yüzde B zarar mı ediyorsun? Maliyetinden zararını zarar miktarını çıkardık düşerek satış fiyatını bulursun. Mesela düşünsene 100 liraya mal ettin. Yüzde 20 zarar ediyorsun. 20 lira zarar ettin. 80 lira satış fiyatındır. Yani aldığın fiyatın altına. Zarardasın da aynı formül formülü geçin ya formüle gerek yok. Mantık oturtacağız. Maliyet, satış, kar, zarar durumları sayı olarak değil de sadece yüzde olarak verilirse maliyeti 100 TL olarak kolay hesaplayabilirsin. Korsan yol aslında. Yani yüzde ile ilgili bir şey soruyorsa, net bir sayı sormuyorsa, yüzde kaçtır diyorsa X seçme, 100 seç, 100X seç onu anlatmak istiyor yani. Hemen örneğine bakalım. Bir satıcı kilogramı 40 TL'ye aldığı 25 kilogram kabuklu fındıktan 20 kilogram iç fındık elde etmiştir. Aa bir dakika 25 kilogram kabuklu 20 kilogram içe düştü Aslında 5 kilo kabukmuş yani Ben içi daha pahalıya aldım o zaman Kenara yazıyorum Satıcı iç fındığın tamamını 10 tanesi 2 TL'ye aldığı poşetlere koyarak Her poşetine 200 gram fındık koyacak şekilde Paketleyip satmış Satıcı tüm paketleri sattığında %50 kar elde ettiğine göre Bir paket fındığı kaç liraya satmış Oo. Şimdi ilk başta maliyeti bulayım 1 kilo fındığın maliyeti ne kadar bana? Şimdi 40 lira deme. Bu kabuklusu içinde. Şimdi ben 40 lira verdim her kiloya. Ve 25 kilo aldım. Çarparsam ne yapar? 1000 TL benim maliyetimdir. Toplam maliyet. Benim cebimden 1000 lira çıktı gitti. Tamam. Peki ben o 1000 lirayı neye karşılık verdim? 20 kilo iç fındığa verdim. Aa, iç fındığın bir kilosunun bana maliyeti 25 lira değil artık. Şey 40 lira değil artık. Değişti. Şimdi elimde 20 kilogram iç fındık var. Cebimden çıkan da 1000 lira var. O zaman ben bu 1000 lirayı 1000 lirayı 20'ye bölerim. 20 kiloya. Ne yaptı? El, 50. Ben aslında 1 kilo iç fındığı 50 liraya mal ettim. 50 TL'dir benim için maliyet. Diyorum ki 1 kilogram fındık maliyeti 50 TL. Tamam. Güzel. Yani 40 TL değil artık. Çünkü kabukları attın ya. Yani arada baya kabuk çıkmış. 5 kilo kabuk çıkmış. Tamam 1 kilonun maliyeti 50 lira. Bunu buldum. Satıcı iç fındığın tamamını 10 tanesi 2 TL'lik poşetlere koyuyor. Şimdi benim poşetim. Bu benim poşetim olsun. Şimdi 10 tanesi 2 TL ise ben bir tane poşet kullanacağım şimdi bir, bir kutuda bir pakette. Onu 2'ye böl 0.2. 0.2 TL benim poşet maliyetim var. Doğru. Peki içine ne kadar fındık koydum? 200 gram fındık. Şimdi ben 1 kilo fındığı 50 TL'ye mal ettiysem yani 1000 gramını 1000 gramını 50 TL'ye mal ettiysem 200 gramını kaç TL'ye mal ederim? Hocam miktar 5'e bölündü. 5'te bir 1000'i 5'e böl 200. O zaman 50'yi de 5'e böl 10. Demek ki benim 10 TL'dir 200 gram fındığımın maliyeti. Buraya da 10 TL'lik fındık koydum. Yani ben toplamda bunu 10,2 TL'ye mal ettim. Bu 200 gramlık paketi. Bunu satacağım. Maliyetimi satacağım. %50 kar elde et diyor. Yani maliyetinin yarısı kadar da kar elde et. Şunun %50'si nedir? Çok basit. 10,2'yi %50 ile çarparsın. 50 bölü 100. Hocam 50'ye böl 1, 50'ye böl 2. 10,2 bölü 2 yapar. Yani 5,1 TL. Bu benim karım olmalı. Kar. 150 karım 5,1 TL. Benim satış fiyatım ne olacak? Tabii ki maliyetime, maliyetime karımı ekliyorum. Ekliyorum. 3, 15. 15,3 TL'ye ben bunu satmalıyım. Yapıştır A şıkkında. Satışım bu olursa %50 kar elde etmiş olurum. Nasıl ama? Güzel değil mi? Nice. Very nice. Uç bakalım. Karışım. Karışımda bir tane formül var. Ben size onu vermemek için bu dersi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Sallayın. Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Siz de anlamazsınız. Tamamen düz mantık gideceğiz. Karışımda hep tuz ve suyu ayıracağız. Sonra birleştireceğiz. Ayıracağız, birleştireceğiz. Bu kadar basit. Şurası önemli. Bir karışımdaki su oranı su bölü bütün karışımdır. Su artı tuz. Ya da su artı tuz artı şeker. Ya da su artı tuz, çamur her şey. Aşağı her şey bütün karışım. Yukarıya istenen. istenen böyle hepsi. Bu olasılığa benziyor. Olasılıkta da böyle değil miydi? Tuz oranını soruyorsa yukarıya tuzu yazacaksın. Aşağıya bütün karışımı. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela tuz su oranı bir karışımın e, içerisinde örneğin 4 birim tuz suyu şöyle ayıralım. Bir karışımın içerisindeki bir birim su, 3 birim şey yok. 3 birim su, bir birim tuz olsun. Bunun yüzdesi ne kadardır? Şimdi tuz yüzdesini mi merak ediyorum. Diyorum ki yüzde şöyle hesaplanır. Tuz ne kadar? 1. Karışım ne kadar? 4. Bu karışımın dörtte biri tuzdur. Bak karışım deyince ikisini karıştırman lazım. Toplam 4 birim var. Dörtte biri tuzdur. Bu yüzde kaça denk gelir? Paydayı 100 yapacak şekilde genişlet. Bunu 25 ile çarptığın an 25 kere 1 çarp 25. 25'e 4 çarpı 100. Bak 4'te 1 olan 25'te şey yüzde 25 olur. 4'te 1 olan yüzde 25 olur. Bu yüzde 25 nasıl yazılır? 25. En son bu hale çevirirsin. Şimdi geç ve örnekten anlat. Yüzde 20'si tuz olan 400 240 <laughs> ya okuyamıyorum okuyamıyorum. 240 yazıyor. 420 diyorum. Ben niye tersten okuyorum? Böyle bir hastalık mı vardı? Disleksi miydi onun adı? Bazı yazılar tersten okuyorlar. Acaba bende de o mu var ya? Valla bazen okurken ya zorluk çekiyorum ha. Ben bir doktora görüneyim. 120'si tuz olan 240 gram tuzlu su 2 kaba eşit olarak paylaştırılıyor. Tamam bak 2 kaba aktarıyorum. Şimdi olaya bak. 400 bak hala 420 diyorum ya. 240. 240'ın yarısı ne yapar? 120. 120 gramı buraya ayırıyorum. 120 gramı da buraya ayırıyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak. Bunun %20'si tuz. Bak %20'si tuz. Hemen 120 gramın %20'sini buluyorum. Hemen diyorum ki 120 çarpı %20 20 bölü 100. Tak 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 ne yapar? 24. 24 gram bak 24 gram tuz. Kalanı da sudur. Şimdi 120'den 24 çıkar 96. 96 gram su. Buraya geliyorum. Bunun da %20'si tuz. Yani 24 gram e, GR tuz. Kalan 96 GR su. Hatta suyu yazayım. Tuzu da yazayım ya. Bunlar kısa zaten. Su tuz. İlk başta olanı bir aktardım. Sonra devam ediyorum. Kaplardan birindeki karışımdan 30 gram su buharlaştırılmıştır. Diğer kaptaki karışıma 100 gram tuz eklenmiş ve karışım yarısı dökülmüştür. He, bak şimdi. Tabii şöyle bir şey arkadaşlar. Soruyu çözerken problemi önce problemi baştan sona okuyun. Sonra parça parça benim gibi çözün. Ben daha önce okuduğum için parça parça çözme aşamasına hemen geçiyorum. Şimdi birindekinin 30 gram su buharlaştırılıyor. Bu şu anlama gelir. Tuzda hiçbir değişiklik olmaz. Buharlaşma sadece suda olur. Dolayısıyla 96 gram su olursa 66 gram su. Tamam. O zaman 120 gram kaça düştü? Toplam 90 gram karışma düştü. 66 24 daha 90 yapar. Güzel. Diğerinde de 100 gram tuz eklenmiş. Artık 124 gram tuz yok. 124 gram tuz var. Karışımın yarısı dökülmüştür. Bak yarısı döküldüğünde hem su hem tuz dökülür. Yani bunun 124'ün yarısı olan 62 dökülür. 62 gram kalır tuz kaldı. 98 gramın yarısı dökülür. 98'in yarısı ne yapar? 48. 48 döküldü. 48 gram su kaldı. Dolayısıyla bu da 100 120'den 60 grama düştü. Vay arkadaş. Sonra elde edilen karışımlar tekrar bir kapta bir araya getirildiğinde yeni karışımın tuz oranı nedir? Bunları tekrar karıştırıyorum. Karıştır. Diyorum ki, seni de buraya dökeyim. Seni de buraya dökeyim. Bak buraya döktüğümde 24 gram tuz artı 62 gram tuz. Ne yapar? 86 gram tuz elde ederim. Tuzu hep ayrı, suyu hep ayrı hesaplıyorum. Şimdi 66 gram su, 20, 48 gram su ne yapar? 114, 114, 114 gram da su elde ettim. Şimdi ben toplam karışım için bu ikisini toplayayım. Tuz ve suyu topluyorum. Ne yapar? 90, 200. Evet, 200 gram karışım elde ettim. Karışım. Bunun tuz oranı yüzde kaçtır? Hemen şöyle diyeceksin. Hocam benim karışımım ne kadar 200. Tuz ne kadar 86. Demek ki bu 200'de 86'dır. Tuz oranı çünkü tuz bölü bütün karışım yaptım. Yukarı tuz, aşağı tuz artı su yazdım. Tabii ben ne yapmalıyım? Paydayı 10, 100, 1000 şeklinde yani 100'ün katı. Aslında 100'ün katı değil, direkt 100 yapmaya çalışıyorum. Her iki tarafı 2'ye böl. 100 2'ye böl 43. Bak yüzde %43. Nasıl yazılır? Böyle. Yüzde %43'tür. Cevap burada. Nerede yapıştır? Yapıştır eşiği. Karışımın %43'ü tuz olduğu. Benim yaptığım yöntem bu. Sen de başka bir yolla yapabilirsin. Ama benim yaptığım gibi hep tuzu suyu tuzu suyu ayırırsan ve sonra istenende istenen ne tuz. Böyle bütün karışımı yaparsan yüzde kesinlikle ortaya çıkar. Çünkü maddeleri takip ettim ben. Formülleri değil. Sen de öyle yap bence. <laughs> rutin olmayan problemler. Sıra dışı problemler. Bunun mantığı ne biliyor musun? Diyor ki rutin olmayan problem sorularında matematik becerinin farklı soru tipleriyle kullanmanı ister. Yani sana aslında biraz sayısal mantık, sayısal yetenek, çok e, böyle ağır ağır matematik bilgisi değil de pratik çözme kabiliyeti ya da soruyu metni anlama kabiliyeti ister bu soru senden. Okuyorum. Bir alışveriş merkezinde emanet dolapların bulunduğu iki oda vardır. Bu odalardan birinde 01'den 50'ye, diğerinde 01'den 66'ya kadar ardışık doğal sayılarla numaralandırılmış dolaplar bulunmaktadır. Emanet bırakılan kişilere üzerinde dolap numarası ve oda numarası yazan bir fiş veriliyor. Diyor ki sana bir fiş verdim kardeşim. Atıyorum oda numaran zaten iki dolap var. Bir şey iki, iki oda var ya bir ya iki. Dolap numaranda işte ya birden 50'ye kadar o odada ne varsa ya da birden 66'ya kadar o odada hangisi varsa bir fiş veriyor yazıyor. Tamam gidiyorsun. Bu dolaplardan birini kullanan Mehmet eşyalarını almak için geri döndüğünde görevliye dolap numarasını söylemiştir. Görevli ise bu numarada bir dolap olmadığını söylemiş. Yok demiş hacı böyle bir şey. Elindeki fişi kontrol eden Saftelik Mehmet, dolap numarasının rakamlarını yerlerini ters okuduğunu, yani tersten okuyup yanlış söylediğini fark etmiş. Sonra doğrusunu söylediğinde görevli dolabın hangi odada olduğunu sormasına gerek bile kalmamış, gidip hemen buna paketini vermiş. Buna göre Mehmet'in kullandığı dolabın numarasını alabileceği kaç farklı değer vardır? Bak, hata şu. Dolap mesela, dolap numarası e, kaç olsun mesela? 32 ya. Mehmet fişi tersten 23 diye okumuş söylemiş. Demiş ki 23. Adam demiş ki böyle bir dolap numarası yok. Mehmet demiş pardon pardon ya ters okudum. 32. O demiş ki evet var gitmiş ve vermiş. Şimdi ve bu doğruyu söylediğinde hangi odada olduğunu bile sormamış. He, o zaman bir dakika. Şimdi birinci odada birinci odada 1, 2, 3, 4 tık 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 50'ye kadar numaralar var. İkinci odadaysa 1, 2, 3, 4 tık 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 50'den fazla 50, 51 tık 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 ta 66'ya kadar dolaplar var. Şimdi demek ki ben odanı, oda diyorum dolap numarasını söylediğinde Mehmet adam ha tamam gerek yok ben hangi odada al, odada olduğunu anladım diyorsa demek ki ikinci odada. Niye? Şimdi birden 50'ye kadar bir sayı söyleseydi birincide de olabilirdi, ikincide de olabilirdi. Ama demek ki 50'den büyük bir sayı söylemiş ki Mehmet Adam hiç birden 50'ye kadar oda, olan odaya gitmeye gerek bile duymamış. Bu oda da değil demiş ya. Adam demiş 50'den büyük bir şey söyledi. Heh. Oradan anlıyoruz ki Mehmet'in doğru söylediği oda numarası 51, 52, 53, 66'ya kadar bir numara. Bu doğrusu. Doğru numara. Peki Mehmet başta yanlış yani tersten söylediğinde neden böyle bir numara yok dedi. Demek ki sayıyı tersten okuduğunda o numara 1'den 50 ya da 1'den 66'nın içinde olmayan bir numara. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Mesela 47 idi ya gerçek doğrusu. Mehmet bunu ters okudu 74 dedi. Adam ne diyecek? Ya 74 diye bir numara yok ki böyle bir dolap yok diyecek değil mi? Bak gerçekten de yok. He Mehmet de diyecek ki pardon 74 değil 57. He diyecek o da şey 47. He o da diyecek ki birinci odada olamaz ikinci de odada olacak. Yani öyle bir numara söylemesi lazım. Tamam mı? Tersi burada olmayan doğrusuysa şurada olan bir numara söylemesi lazım. Anladın? Örnek veriyorum. Mehmet'in gerçek numarası 51'di. Mehmet ters okudu bunu. 15 dedi. Adam 15 için burada bölümünü oraya diyemez. Gelir bakar. Burada da var. Burada da var der. Demek ki Mehmet'in numarası 51 değil. Biraz sistematik yapayım. Şurada. Şurada. 51. 51 değil. Peki 52 olabilir mi? Doğru numarası. Doğru numarası 52 ise tersten 25 derdi. 25 her iki de odada var. Adam var derdi. Adam yok dediğine göre demek ki Tersi 25 değil. Yani sayı 52 de değil. 53 olabilir mi? 53'ün tersi 35 her ikisinde de var. Hayır. 54, 54'ün tersi 45 her ikisinde de var. 55. 55 bak. Tersten 55 okuduğunda adam niye böyle bir numara yok desin ki? Yani var, direkt gider burada 55'i verirdi. Ama yok dediğine göre demek ki Mehmet'in eee numarası 55 de değil. Tersinin burada olmaması lazım. Peki 56 olabilir mi? ha Bak. Mehmet'in gerçek numarası 56 ise ve Mehmet bunu tersinden okuyup 65 var. 65 numara benim dolabım derse adam ne der? Öyle, aa 65 de burada var ya. 65 de burada var. 65 de olabilir. Pardon. 56 57 olabilir mi? 65 ya 56 olmuyor pardon. Çünkü tersi olan 65 var zaten. Heh 57 de başlıyor. Pardon. Mehmet'in numarası 57. Mehmet tersten okudu. Benim numaram 75 dedi. Adam ne diyecek? Bir dakika kardeşim 75 numaralı dolap yok. Heh, Mehmet diyecek, pardon ya 75 değil 57 diyecek. Mehmet 57 dediğinde adam diyecek he, ilk kısımda zaten olamaz 57 burada var gider verir. 57 Mehmet'in dolap numarası olabilir. 58 olabilir mi? Evet çünkü Mehmet bunu ters okur. Benim numaram 85 der. Adam der ki 85 diye bir numaramız yok. Mehmet düzeltir. Pardon 58 der. Adam der ki direkt ikinciye bakmam yeterli ikinci odaya. Bu da olabilir. 59 aynı şekilde tersi 95 bu sıralamada yok. Adam itiraz eder. Mehmet düzeltir gider 59 numaradaki sadece ikinci odadaki şeyi verir. 60 bak 60 da olmaz. 60'ın tersi 06 her ikisinde var. 61'in tersi 16 her ikisinde var. 62'nin tersi 26. 26 numaralı dolap her iki odada da var. İki odada da olmaması lazımdı. 63 tersi 36 her iki odada var. 64 46'dır tersi her iki odada var. 65 56'dır tersi. 56'dır tersi. Ee, evet der ki benim oda numaram kaç? 56. Adam der ki 56 he burada var. Ama bir dakika. Şimdi ilkinde itiraz etmesi lazımdı. Eğer 65 oda numarası ve gider adam Mehmet derse benim ezo numaram 56 derse adam itiraz edecekti. Hani gider e, itiraz edecek böyle bir oda numarası yok diyecekti. 56 burada var ama adamın yok demesi için demek ki numaran senin 65 de değil. Tersi burada olmayan bir şey olmalı. 66 tersi 66 burada var zaten olmayan bir şey arıyorduk. Dolayısıyla tersi olmayan ve kendisi olan 3 tane sayı var. Ve üçü de bu grubun içinde. Demek ki 3 tane cevap C şıkkı. Uf, ya anlatırken bile dilim damam kurudu ya. Ya normalde bunu zihinsel olarak daha hani anlatmasam daha hızlı çözüyorum. Merak etmeyin. Yani bazen şey diyorsunuz. Hoca bile soruyu 1-2 dakikada çözdü. Biz nasıl 2 dakikada çözelim? Ya da hoca bile 10 dakikada çözüyor. Şimdi arkadaşlar ben anlattığım için uzatıyorum anlatmasam daha hızlı. Sen de pratikleştikçe anlatmadan daha hızlı çözeceksin. Ve son kısım grafik tablo problemleri. Buraya kadar inşallah bir daha mola vermedin, değil mi? Helal olsun. Arkadaşlar 3 tür grafiğimiz var. Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği. Genelde bunları birleştirir. ÖSYM ya birini yani iki defa bunu sorar ya bununla bunu birleştirir. Bazen bununla bunu, bununla ya kafasına göre karıştırır ama bence grafik tablo çok basit. Çok basit. Şimdi dağıtmayı, orantıyı çok iyi bilmeniz lazım. Şunu unutmayın. Ben problem çözmek istiyorum diyorsan doğru orantıyı çok iyi bilmelisin. Yani oran orantı kurmak çok aşırı önemli. Aşağıdaki dairesel grafikten dur, kağıt yine kaydı. Birincisi bir mahalledeki apartmanların kat sayılarına göre dağılımlı. 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı binalar var. İkincisi ise apartmanda asansörlü ve asansörsüz olmak üzere e, dağılımı göstermiş. %20'lik açıda asansörsüz daireler burada da. Şimdi ilk başta şu açıyı bulayım. 90, 60 tane yapar 150. Buraya ne kaldı? 210 derece. 120 ise buraya ne kaldı? 2 katı 240 derece. Tamam. Bu mahallede 3 katlı apartmanın tamamı asansörsüz, 5 katlı apartmanın tamamı asansörlüdür. Buna göre 4 katlı apartmanların asansörsüz olanlarının asansörsüz olanların sayısının asansörlü olanların sayısının oranı kaçtır? Şimdi 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı daireler var elimde. Şimdi önce şurayı bunlara bir dağıtayım. Bak. 3 katlı 60 derece. 4 katlı 210 derece. 5 katlıysa 90 derece. Şimdi ben bu dairelere adet vermek istiyorum. 60 adet, 60K, 210K, 90K diye verebilirsin. Ama sayılar biraz büyük oldu. Küçültmek istiyorum. Her 30 derece bir daire ile temsil edersem. Çünkü 30 derece bunda da bunda da bunda da var. Hepsinin katıdır. Bunda ne yapar? 2K kadar daire olur. 30 derecenin 2 katı. 30 derecenin 7 katı. Bunda da 7K kadar daire olsun. 90 derece 30 derecenin 3 katıdır. Buna da 3k kadar daire olsun. Bak orantıyla daire adedini dağıttım sembolik olarak k'lı cisimde. Şimdi k her şey olabilir. 2'nin katı, 7'nin katı, 3'ün katı kadar daire var. Şimdi bunlardan neyi biliyorum? Asansörsüzler 120 derece, asansörlüler 210 derece. Toplam kaç tane var şu an burada? E 2 7 daha 9 3 daha 12. Toplam 12k adet daire var. Ben bu daireleri 12k adedi bu da buraya dağıtacağım. Şimdi bak 120 derece 2 katı 240 derece. Yani 1'e 2 oranı var. Burada ne varsa? Burada 2 katı var. O zaman 12K'yı öyle bir ayıracağım ki bir parçası burada, iki parçası burada olacak. 12K'yı 3'e böl, 4K. Bir parçası buraya koy, 4K. iki parçası buraya koy, 8K. Yani 4K adet daire burada. 2 katı olan 8K adet daire burada. Yani asansörlü olacak. 4K daire asansörsüz olacak. Peki bana başka ne demiş? Bizim 3. 3 üç katlı dairelerimizin tamamı asansörsüz. Yani 2K'nın tamamı asansörsüz. Asansörsüzlerden 4K'nın 2K'sını 3 katlı dairelere veriyorum. O zaman kalan 2K'sını da nereye vereceğim? 4 katlı dairelere. Çünkü burada asansörsüz de 5 katlı daire yok. 5 katların hepsi burada hepsi asansörlü. Bak 5 katlı daire sayısı kaç? 3K. Bu 8K'nın 3K'sı 5 katlı dairelere aitse kalan 5K'sı 4 katlı dairelere ait. Yani şu 4 katlı daireye bu da 4 katlı daireye ait olmak zorunda. Zaten 2K 5K'da 7K. Bak buraya verdi. Yani bu 7K'nın 2K'sı asansörsüz, 5K'sı da asansörlüdür. Bana diyor ki asansörsüzlerin asansörlüleri oranını 2K'nın 5K'ya oranı. Zaten K'lar her türlü sadeleşiyor. 2 bölü 5 yapıştır. Tam da dibine gelmişiz. Bakıyorum altta ne var? Oo, altta daha önce kanaldığım sayfa var. Bitmiş yani test. Burada bitti arkadaşlar. Uuu holley be. Valla güzel bitirdik. Şunları hemen kapatayım size. Şöyle kitaptan da ayrıntılar göstereyim. Evet arkadaşlar. Biz ne yaptık? bütün bütünsül, bütün bütüncül bir bakış açısıyla konuyu bir özetledik. Çıkabilecek tarzda sorular gösterdik. Şimdi çıtır çerezden de biraz sayfalarını size göstermek istiyorum. Çünkü bazıları hocam sayfaları gösterin. İçini merak ediyoruz. Nasıl bir kitap? Anlatı diyorlar. Şimdi kitabı da gösterip noktalıyorum. Matematiğin en kral konusu problemler zaten. Bunu biliyoruz. Tamam. Kitap bitirme planı var. Her konuyu bitirdiğinde buraya tık atırıp kitabı bitiriyorsun. Zaten motivasyon sözlerimiz var. Zeki olan değil çalışan kazanır. Bu hep böyle. Hatta bir tane daha var. Başarı neyle gelir? Sabır ve planlı çalışmayla. Bak kitaptaki mantık şu. İlk test çok kolayla başlar. Seni alıştırır. Tamam mı? Çok kolay sorular. Temel sorular. İkinci test çok kolay bir tık üstüne çıkar sadece. Tamam mı? Bak. Sorular kısa. Bazen böyle şekilli soru başlar. Üçüncü testi seviye bir tık daha çıkar ama seviye hala kolay ile ortayın arasında. Yani çok kolay, kolay, kolay orta arası, kolay ortasından ortaya biraz daha yakın şeklinde seviyelendirilmiştir. Sonra bakıyorsun seviye bir tık yukarı çıktı. Güzel güzel. Sonra bir tık daha çıktı ve bitti. Ama hiçbir zaman ortanın üstüne çıkmaz. Yani seviye şu. Bak bu seviyeyi anlamak çok önemli. Bak şöyle düşün. Kolay, orta, zor. Zaten orta ve zordan asla soru koymuyoruz. Ortanın üstü ve zordan. Kolaydan soru koyuyoruz. Kolayın bir tık üstü, bir tık üstü, bir tık üstü. Şuraya kadar geliyoruz. Yani ortanın yamacına kadar geliyoruz. Seni kolaydan ortaya taşıyan bir kitaptır işte bu. Tamam mı? O yüzden çok rahat çözebilirsin. Diğer ünitelere de bakalım. Mesela burada ne varmış? Kesir problemleri işte. falan, fistan. Böyle ferah ferah. Arada da motivasyon sözlerimiz var. Odaklanmış insan hedefine giderken engel mi tanır be? Hedefine odaklan. Boş insanları bırak, hedefine odaklan. Tamam. Arkadaşlar lütfen bol bol soru çözün. Matematik, matematik soru çözerken de öğrenilir. Bu bizim mottomuzdur. Bir de bir tane daha mottomuz var. Neydi? En iyi öğretmen çözemediğin sorudur. Çözdüklerin zaten cepte sana hiçbir faydası yok artık. Bütün her şeyi çözemediğin sorulardan öğreneceksin. O yüzden çözemediğin soruların video çözüm uygulamasından mutlaka çözümlerini izle. Tamam? Kendine çok iyi bak. Yine görüşeceğiz. Hoşça kal. Bay bay.